Ellezî cema'a ma'le ve addede. Bu ayetteki o kimse ki maldırlat yığıp tekrar tekrar onu sayan kimse. Şeyh diyor ki hâze hammuhu cema'ul mâli vel istiksâri min cema'ihi ve ti'dâdihi. Yani bunun hemmi, bunun fikirleştiği şey ancak budur. Malı yığmak ve çoğaltmak. Çoğaldır ve saya saya durur bunu. Yığır, topluyor ve ancak sayır. Bunun öyle bir ki işi budur. Ve enne indehu minel mali keza ve keza ve yemliku minel rakiki keza ve yemliku minel mevaşi keza ve yemliku minel mesakini keza ve yemliku minel mezari'i keza ila ahir. Muaddiden, mutefakhiren, mutebahiyen, mutealiyen alen nasi bil envalleti indeh. Yani bu insanın işi mal toplamak. Niye göre? Değilsin ki falan keste bu kadar pul var. Falan keste bu kadar, falan kesin bu kadar köleleri var. Falan kesin bu kadar malı, koyun, kuzusu var. Falan keste bu kadar binalar, evler var. Yani həmin adamın çoxlu tarlaları var. Yani istəyir ki bu cür tanınsın insanlar yanında. Yani mal dövlət yığmasının da səbəb, yani bu cür tanınmaqdır. Yani bu şeylərlə tanınmaq. Yani daim bunu sayır, bununla fəxirlənir, bununla övünür və insanların sadəcə başına qalxır bununla. Sadəcə insanların üzərində özünü, yani yüksək bir kimsə kimi görür. İnsanlardan özünü uca görür. Nəyə görə? Özündə olan mal mülkə görə. Bununla fəxirlənir. Sonra Allah Subhanahu ki eyahsebe enne ma lehu ahlada. O ile güman edir ki onun mal devleti onu ebedi yaşatacak. Şeyh bu ayan şerh edir ki yazunnu enne yazunnu men hada şa'nuhu ve hadihi sıfatuhu en hada el mal allazi yecma'uhu ve yetekaseru bihi ve tefakharu bihi yekun sebeben li huludihi ve baqa'i fi hadi dunya. Bu insan ile zannedir ki bu mal mülkü yığıp sayan insan ile zannedir ki, yani bu sıfatları taşıyan kimse ile zannedir ki onun yığdığı mal, onun çoğalttığı, onun fəxirləndiyi mal onun dünyada ebedi kalmasına sebep olacak. Allah Subhanahu dedi ki kella. Yani ki heç vaxt. Leysel emru kema yazunu ve la kema yahsabu. Yani heç de iş onun zannettiği, onun hesapladığı kimi değil. La yunbazanna fil hutama. La yunbazanna fil hutama. Yani o mütlak, yani oda, hutamaya atılacak. Şeyh de dedi ki maalun maalu hada ennehu yamut. Yani bu insanın kaydı şehri nedir? Bu insanın sonu ölümdür. Seni bu mal devlet yığmanın seni bu dünyada saklamayacak. Bil ki senin ölüm seni gözlüyor. وَيَتْرُكُ مَا لَهُ وَرَا زَحْرِ. Sonra sen öldükten sonra, o insan öldükten sonra malını arkada tergiyip gedir. ثُمَّ يَكُونُ مَا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يُرْمَا وَيُلْقَ فِي النَّارِ. Sonra senin de halın kıyamet günü, yani oda atılmak olacak. Oda atılmak olacak. وَالنَّارُ مِنْ أَسْمَائِهَا الْحُطَمَ. Yani odun da adlarından birisi de hutamadır. Bu ayetlik için hutama, yani cehennem odu demeydi. Cehennem odun, cehennemin adlarının, odun adlarından birisi de hutamadır. لَأَنَّهَا تَحَطَّمُ. Ey teksiru ve tehşimu ma ulqiya fiha min şiddetiha. Niye göre hutama adlanıp, hutama adlanmasına sebep oldu ki hutama ne derler? Yani bir şey, o ot ki ora bir şey atlanda onu tez bir şekilde mehvedir. O kadar şiddetlidir ki, o kadar kızmardır ki ora düşen her hansısa bir şeyi tez bir şekilde mehvedir. Yani tike tike edir, küle döndürür. Buna göre onun adı hutama adlanıp. Yani insan sen bunu yığırsan, topluyorsan, elə zənnedirsən dünyada qalasan, halbuki sənin qayıdış yerin, sən öləssən bu bir. Sənin malın arxada tərgib edəsən bu iki. Sonra sənin qayıdış yerin cəhənnəmdir bu üç. Və sonra da sən oda atılasın bu dörd. Sən bu halları, sən bu hallar səndən uzaq deyil. Bunu bildiyin halda, dərk elədiyin halda, bu şeylər səni gözlədiyin halda sən necə mal yığmaqla və onunla fəxirlənməklə, onunla fəxirlə, onu yığmaqla, onu saymaqla və onunla fəxirlənməklə yaşaya bilərsən.